Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesi, herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün size domateslerimize ve diğer salatalık, domates, mısır, fasulye, bunlara yapraktan ısırgan otu gübresi uygulaması yapacağız. Bir önceki sezondan ben ısırgan otu gübresi nasıl yapıldığını ve nasıl uygulandığını anlatmıştım aslında, ama bazı takipçilerimiz yeni sayfamıza katıldığı için videolar arasında bulamamışlar. Onlar için tekrardan nasıl uygulama yapıldığını hemen göstereceğim değerli üyeler. Uygulamayı göstermeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapraktan uygulama yapıyorsanız şayet 1'e 10 oranında seyreltme yapmanız gerekiyor. Eğer kökten uygulama yapmayı düşünüyorsanız 1'e 5 oranında arkadaşlar. Ben buna yani elimdeki yapraktan uygulama yapacağım el pompasına suyunu koydum ve şu an ısırgan otunu süzüp yerle içine boşaltıyorum. Arkadaşlar, ısırgan otu gübresinin içerisinde bulunan hem azot olsun, fosfor olsun, potasyum olsun ve diğer elementler olsun bitkinizin gelişmesi için ideal bir uygulama yöntemidir sizler için de. Organik üretim yapıyorsanız kesinlikle bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Isırgan otun hani boşalttığınız şişe olsun, alan olsun, mümkün olduğunca arkadaşlar evden uzak bir yerde yapın. Çünkü aşırı derecede pis bir kokusu var. Ben nefret ediyorum şayet bir ısırgan otu kokusu, ama bitkilerimin gelişimi için mecbur kaldığım için uygulamasını yapıyorum. Ben ısırgan otunun peynir altı suyunu ve toz hamur mayasıyla karışık bir kompoze gübre de yapıp onu da bitkilerime kökten uygulamasını yapacağım. Onunla ilgili video da kanalımıza bulunacaktır. Şimdi ısırgan otunun gübresi nasıl yapıldığında yüzeysel bir anlatımını yapayım sizlere. Daha sonra zaten bununla ilgili ekstra bir video çekeceğim. Arkadaşlar, şu şeyimizi biz şuraya kadar ortalama alabildiği kadar bir nevi ısırgan otu doldurduk. Ve daha sonra en üste kadar suyunu doldurduk. Kapağı kapalı şekilde güneş görmeyen karanlık gölge bir bölgede fermente olmasına beklettik. Minimum 15 günde zaten fermente oluyor. Daha da uzun sürede bekletebilirsiniz. Beklettiyseniz seyretme oranınızı arttırmanız gerekiyor. Şimdi hemen bitkilere yapraktan uygulamaya geçelim. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz üzere bizim domateslerimiz şu an şu şekilde göstereyim. Çiçek aşamasından. Hepsinin çiçek tutumu gayet iyi maşallah. Bu şekilde yapraktan uygulamasını yapıyoruz. Bunlar bizim domateslerimizin daha iyi verim ve kalite vermesini sağlayacaktır. Sizler de domateslerinizin, salatalıklarınızın, biberlerinizin, hani bütün sebzelerin sadece hani bunu aynı şekilde evdeki süs bitkilerinize, meyve ağaçlarınıza, meyve ağaçlarına uygulama yapmak istiyorsanız kökten uygulama yapmanızı öneriyorum ben. Yapraktan değil. Bu şekilde uygulamalar yaparak verim ve kalitenizi arttırabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum değerli üyelerimiz.